talihsiz bir olay oldu. Lastiğimiz patladı. Suyu doldururken her vana, 3 tane vanamız var burada. Bu vanalar yatay pozisyonda. 35 lira civarında bir fiyatı var bunun. 400 ila 800 cc dekara her sulama ile birlikte verilebilir diyor. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan tarlamıza geldik. Buğdaylarımıza otilacı ve organik gübre yapıyoruz. Burada ekmeklik, fener hocinsi, buğday ekili. Buraya Bronze Star otilacı ve organik gübre atım yapıyoruz şu anda. Her sene normalde fiyatla ilaçlama atardım. Fakat bu sene o çalışmadığından bununla atıyorum bu sene. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, biz de neredeyse buğday biçilme zamanına geldi. Yani artık neredeyse hasat edeceğiz. Siz de daha buğdaylar yeni yeni gelişiyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar, bizim bölge soğuk bir bölge olduğu için bizde gelişim geç oluyor. Yani olgunlaşma süresi daha uzun. Yani Türkiye'nin zaten en son hasata giren bölgesi burası. Makine Ünal'ların 600 litrelik pulverizatörü şu şekilde. Yaklaşık 15 dönüme yetiyor bir deposu. Şuradaki parçaya attım. Buraya da yetecek inşallah. Burası 8 dönüm, orası da 5 dönüm kadar bir yer. Burada, orada da energo cinsi buğday ekili. Yani şuradaki parçada. Orada da energo cinsi buğday ekili, burada da energo cinsi buğday ekili. Fakat oradaki buğday, buradaki buğday sertifikalı, oradaki buğday bir önceki yılın buğdayıydı. Aradaki fark bu şekilde arkadaşlar. Geçen sene de bir video atmıştım fiyatla ilaçlama yaparken arpalara buğdaylara ot ilacı attık diye bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz kanala gidip. Ona birkaç tane yorum geldi. İşte yavaş gittiğimi çok ilaç yavaş gittiğim için dönüme daha fazla ilaç gideceği için bitkiye zarar vereceğini falan söyleyenler olmuş. Biraz sonra gübreyi doldururken size çekeceğim hangi ilaçları kullandığımızı, dönüme ne kadar attığımızı falan. Ziraat mühendisinin bize söylediği şekilde uygulama yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu şekilde bir fites aralığı, yani dönüm 15 dönüme bir depo gidecek şekilde ayarlama yapıyoruz. Her yıl aynı şekilde devam ediyoruz. Aslında bugün ilaç atılmaması gerekiyor. Rüzgar çıktı. Ama başka zamanım yok. Bu buğday bir daha yükseldiği zaman bunun içine giremeyiz. Neyse arkadaşlar, depoyu doldururken de görüşmek üzere. Evet, merhaba arkadaşlar. Çeşmeye geldik suyu doldurmaya. Şimdi şu traktörü bir stop edeyim de dur. Oh. Bugün de sıcak çok ya. Şimdi eğer makinenin içine baştan 2-3 kova su doldurmayınca
Makine kendisi suyu devretmediği için. Evet arkadaşlar, otileci olarak Grand Star'ın ilacını kullanıyoruz. Bu bir de Grand Star diye bir ilaç vardı. Fakat o biraz daha pahalı. Ondan kalmadığı için bunu atıyoruz. Bu da onun çakması gibi bir şey ama güzel ilaç yani. 35 lira civarında bir fiyatı var bunun. Yaklaşık 45 dönüme kadar yetiyor. Şurada ölçeği var. Kameranın şarjı bittiği için telefonla çekmek zorunda kaldım şimdi. Onun için tekerle biraz zor oluyor, size göstereyim. Şurada bir ölçeği var bunun. Görünüyorsa eğer. Hadi oğlum netle. Ölçeği var burada. 15 gram yazan yere kadar bunu dolduruyoruz. Depo 600 litrelik olduğu için 15 gram. 400 litrelik ise 10 gram. Ona göre bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Ve 15 gram depoya doldurduğumuz ilaçta yaklaşık 15 dönüm yere kadar ilaçlama yapıyor. Yani yetiyor oraya kadar. Niye bulanıklaşıyor onu da çözemedim ya. Şimdi gübre olarak da BioWin Plus'ın gübresini atıyoruz. Bunu ben geçen yıl almıştım. Geçen yıl atmaya fırsat olmadı. Onun için bu seneye kısmetmiş. Şöyle Konya Şeker'in ürettiği bir gübre. Normalde sebzelerde falan kullanılıyor galiba da. Şurada kullanım şeyi var. Ha, yazıyormuş tahıllarda da. 400 ila 800 cc dekara her sulama ile birlikte verilebilir diyor. Ben bunu buğdaylara kullanıyorum. Daha arpalarımız yeterli büyüklüğe gelmediği için arpalara şu anda onları ikinci planda. Belki bayramdan sonra atarız onları. Bir de öyle bir sıcak var ki bugün. Ramazan zorluyor bizi. Bir de aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Geçen bir arkadaş makinenin ayarını yapamamış. Onunla ilgili bir soru sordu. Şuradaki vanaların nasıl olacağı ile ilgili. Suyu doldururken her vana, 3 tane vanamız var burada. Bu vanalar yatay pozisyonda. Tarlaya vardığımızda da bunların hepsini aşağı indiriyoruz. Yani o şekilde bir ayarlama yapılmış. Bakalım ne kadar olmuş. Oo, neredeyse dolmaya yaklaşmış. Şurada bir parça tarlam kaldı. O tarlayı belki hatırlarsınız. Şurada bakın. Buğday ekim videosunda çekim yaptığım tarla orası. Buğday ekerken. Şimdi yanına gidince de çekerim, gösteririm size. Fener Gödünsü buğday ekmişti buraya. Evet, bu tamam arkadaşlar. İlaç ve gübreyi tank dolduktan sonra doldurmamız gerekiyor. Bir dakika, şu telefonu ben şuraya bir... Evet. Gördüğünüz gibi 15'e kadar doldurdum. Şimdi bunu... Gübreyi de göz kararı dolduruyoruz. Bunun her bir ölçeği yok şu anda bende. Bu şekilde bunu da doldurayım arkadaşlar. Tek telefonla doldurması biraz zor oluyor. Telefonla çekerken, pardon.
Ben bunu doldurayım. Tekrar ikinci tarlamızda görüşürüz arkadaşlar. Buğdayda durum şu anda bu şekilde. Şuralarda bir sararma olmuş. Daha da kötüydü bu. Yağmur yağmadığından bu hafta full yağmurlu geçti. Onun için ekim biraz toparlamış Allah'a şükür. Bu şekilde arkadaşlar. Herhalde yağış yok galiba. Videoyu daha fazla uzatmadan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda buluşmak üzere. Evet arkadaşlar. Talihsiz bir olay oldu. Lastiğimiz patladı. Şimdi Serdar bizi çekiyor köye kadar. İftar yaklaştığı için normalde burada yapardık da uğraşmayalım dedik. Zaten şurada bir tarla kaldı. Topal bacağını kucağına verdi şimdi.